Mersin Büyükşehir Belediyesi il genelinde başlattığı hizmet atağı çerçevesinde Torosları ilçesinde de Mersin için önem arz eden tesislerin açılışını yaptı. Toroslar ilçesinde Güzel Yayla'da yapımı tamamlanan kırsala hizmet binası, Hangedi'yi içme suyu hattı ve Bekir Alanı Mahallesi içme suyu hattı, Başkan Burhanettin Kocamaz, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla törenle yapıldı. Ne yapacağımızı biliyoruz. Programımız, planımız hazır. Yapacak çok iş var ama zaman olduktan sonra bu işlerin hepsi işi bilen ve gerçekten işini takip eden insanlar tarafından gerek biz gerekse Büyükşehir Belediye'miz inşallah diyoruz. Çarşıda merkezimizde ne var ise gelecekte buralarda da doğal dokuyu çok bozmadan ki Torosların sloganı şudur. Toroslar doğaya açılan kapı. İnsanların hep özlem içerisinde baktığı yerlerdir Toroslar. İstanbul'da, Ankara'da Toroslar dediğiniz zaman insanların aklına hep böyle natürel, doğal, hiçbir şeyle çok fazla oynanmamış ki insan eliyle tabiatın birçok değeri yok ediliyor. Ama biz bu değerlerimizi koruyup fazla hırpalamadan ama insanların 21. yüzyıl şartlarına uygun fiziki zeminleri de oluşturmak suretiyle daha rahat yaşam yerlerinde yaşatmak istiyoruz sizleri. Nasip olursa tabii yetki sahipleri burada gerek biz gerekse Büyükşehir Belediye'miz az önce Kızılbağ'da Güzel Yayla'da açtığımız hizmet binasıyla daha yakın planda sizlerin de hemen ulaşabilecekleri yerde anında hizmete dönüşecek, kısa vadede yapılacak işlerle alakalı söylüyorum. Bir merkezden inşallah daha rentable, daha pratik hizmetleri sizlere vereceğiz. Yakın zamanda idrak edeceğimiz Ramazan bayramına hep birlikte girmeyi nasip eylesin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Ülkemize, bölgemize, tüm insanlık alemine hayırlar getirmesinde Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli hemşerilerim, gerçekten her hizmet kutsaldır. Her hizmetin vatandaşımız tarafından mutlaka bir karşılığı vardır. Ama su adı gibi aziz, çok önemli bir hizmet. Susuz yaşamın olmayacağını hepimiz biliyoruz. Suyun olmadığı yerde hiçbir canlının yaşama şansı da yok. Bizler de sizlerin içerisinden çıkmış, aynı çileleri çekmiş bir evladınız olarak bugüne kadar Cumhuriyet kurulduğundan beri hizmet alamamış ya da yeterli hizmet alamamış bölgelerimizdeki sıkıntıları bir an evvel gidermek istiyoruz. 2000'li yıllara geldiğimiz bir dönemde halen susuz ve yolsuz yerlerimizi gördüğümüzde gerçekten bunlar bizi derinden yaralıyor, üzüyor. Onun için de biz verdiğimiz sözleri bir an evvel hayata geçirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Özellikle de sizin gibi bu toprağın çocukları verdiği sözlerden dönmez ve sonuna kadar arkasında durur. Hizmetler er ya da geç yapılır ama bizim özellikle de tüm dünyada yalnızlığa itildiğimiz bir dönemde her zamankinden daha fazla birbirimizi sahiplenme, birbirimize sahip çıkma, kol kola girme, safları sıklaştırma ve birlikte yürüme mecburiyetimiz var. Şu Ramazan gününde bile bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen hainler maalesef gencecik Mehmetçiklerimize şehadet şerbetleri içiriyor.
şehit haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ben bu vesileyle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün gazilerimize yine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Allah ağız tadımızı bozdurtmasın diyorum. Ramazan'a hep birlikte girdik ve bugünlere geldik. İnşallah bayrama da sağlık içerisinde hep birlikte kavuşuruz diyorum. Bu hizmet hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi ilçelerde düzenlediği iftar yemeklerinin 8.sinde Erdemli ilçesinde Devlet Bahçeli Meydanı'nda 5.000 kişilik iftar sofrası kurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, protokol üyeleri ve binlerce Erdemlili birlikte iftar yaptı. Hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak henüz Büyükşehir Belediyesi'nde görev almazdan önce başlattığımız ve 3 yıldır da geleneksel hale getirdiğimiz bu iftar sofralarında sizlerle buluşma etkinliğimizi inşallah bundan sonra da sürdüreceğiz. Ramazan'ın feyzinden, bereketinden hep birlikte faydalanalım istiyoruz. Hizmetin bir ibadet olduğunu, Ramazan'ın da bir bereket ayı olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle de bütün ilçelerimizde iftar sofralarında buluşurken o ilçelerimizde bir taraftan yeni hizmetlerle ilgili temeller atıyor, diğer taraftan da tamamlanmış hizmetlerin açılışını yapıyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyor, dertleşiyoruz. Yeni projelerimizi anlatıyoruz. Ve gerçekten bu Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ayı olduğunu hep birlikte vatandaşlarımızla değerlendiriyoruz. Gönüllerimizi buluşturuyoruz. Bu vesileyle sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugünlere Allah'ın izniyle huzur içerisinde geldik. İnşallah huzur içerisinde bayrama kavuşmayı da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlere afiyet olsun diyorum. Allah kabul etsin diyorum. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Akkuyu Nükleer Santrali'ne üretim lisansı verildi. 25 Haziran 2015 tarihinde ön lisansı verilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne 15 Haziran 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli üretim lisansı verildi. Bu çerçevede yıllık 8000 saatlik çalışma süresiyle elektrik üretim sisteminin ana unsurlarından biri olarak sürekli ve düzenli emre amade kapasite sunma özelliği gerekli baz yüklü santrali görev yapacak olan 4800 MW kurulu gücündeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tamamen işletmeye alınmasından sonra Türkiye'deki elektrik enerjisi talebinin yaklaşık %6-7 kadarını karşılaması öngörülüyor. Bu arada Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin işletmeye giriş tarihi milletler arası anlaşmaya göre 2025 yılı olması planlanırken, şirket Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihine yetiştireceğini beyan etti. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşe Mersin'de de CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek destek verdi. CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güven Park'tan başlatacağı yürüyüş öncesinde il başkanlığı önünde toplandı. Ellerinde adalet yazan dövizlerle bir araya gelen CHP'liler slogan atarak Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti. Saat 11'de partililere seslenen İl Başkanı Abdullah Özyiğit, 81 ilde gençlik ve kadın kolları üyelerinin eş zamanlı olarak adalet çağrısı yaptıklarını söyledi. CHP'li kadınlarda kadın kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin talebi üzerine Atatürk Anıtı önünde toplanarak 5 dakika sessiz eylem gerçekleştirdi.
Tarsus'ta yaşanan olayda dengesini kaybederek suya düşen genç boğulmaktan son anda kurtarıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay Yunus Emre Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi Yenihal önündeki sulama kanalında meydana geldi. 25 yaşındaki Davut Erdem adlı genç adam işten çıktıktan sonra servisle Yenihal önüne geldiği sırada servisten indi. Oruçlu olan Erdem DSİ'ye ait ırmakta elini yüzünü yıkamak istedi. Bu sırada dengesini kaybedip suya düştü. Şiddetli akıntıya kapılan Davut Erdem suda sürüklenmeye ve çırpınmaya başladı. Kanal bitiminde bulunan köprüdeki betona başını çarpan genç bayıldı. Akıntı Davut Erdem'i sürüklemeye başladı. Bağırışmaları duyan ve gencin suda sürüklendiğini gören 16 yaşındaki Mertcan Ceylan isimli genç suya atlayarak yardıma koştu. Ceylan, ırmakta sürüklenen Davut Erdem'i ayağından yakalayarak sudan çıkarılmasına yardım etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 acil ambulansı sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Davut Erdem, Tarsus'taki özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu bildirilen Davut Erdem'in yaşadığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Mersin'de okul inşaatında çalışan iki işçi toprağın göçmesi sonucu toprak altında kaldı. Bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla toprak altından çıkarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Olay Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yapılan devlet okulunda çalışan işçilerden ikisi okulun yan tarafında bulunan kazılmış topraklı bölümde çalıştığı sırada birden toprakta göçük meydana geldi. Göçüğün ardından Mehmet Nuri Güneş ve Ahmet El Hasan El Muhammed isimli işçiler toprak altında mahsur kaldı. Olayın ardından diğer işçilerin çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda iki işçi toprak altından yaralı olarak çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana merkezli, aralarında Mersin'in de bulunduğu 3 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik Adana, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında balyoz kullandığı iddia edilen ve daha önce meslekten ihraç edilenlerle açığa alınanların da bulunduğu 12 polis gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 12 zanlı ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, taşeron işçilerin kadroya alınmasında artık sona gelindiğini söyledi. Sendikasının düzenlediği iftar programına katılmak üzere Mersin'e gelen Özdemir, taşeron işçilerle buluştu. İftarını işçilerle birlikte açan Özdemir, yaptığı konuşmada taşeron çalışanlara kadro ve kıdem tazminatı konularına değindi. Sizlerin sayesinde, sizlerin aldığımız güçle bu mücadeleyi başlattık ve elhamdülillah artık sonuna geldik. Pes etme yok, sizlerle beraber sonunda biz bu kadroyu alacağız, başka çaresi yok. Biz anamızın ak sütü gibi bu kadroyu hak ettik. Üzerimize düşeni yaptık, görevimizi yaptık, şimdi de kadro istiyoruz ama adam gibi kadro istiyoruz. ÖSP ne olduğu belli olmayan oyuncak işlerinden değil. Ya işçi kadrosu istiyoruz, ya 657 memur kadrosu istiyoruz. Memur kadrosu olur mu olur? Hepiniz bizim sendikamızdan gidersiniz ama helal hoş olsun. Artık ileriye dönük hayal kurabilir, evlenebilir, ya bir araba alayım diyebilir, bir ev alayım diyebilir. Şu anda hiç kimse bir hayal bile kuramıyor. Bir araba alamıyor. Acaba yarın ne olacak? Maaşım kaç lira olacak? Çalışabilecek miyim, çalışamayacak mıyım? Şirket değişince benim halim ne olacak? İnşallah bu kadroyla bunlara da çözüm bulacağız. Bu işin peşini genel başkanımızda, Halk İş Konfederasyonu'nda, Hizmet İş Sendikası'nda bırakmayacağız. Diğer taraftan son günlerde kıdem tazminatı meselesi var. Kıdem tazminatı fona aktarılabilir. Ama altı doldurulmak şart. Hiç kimsenin hakları geriye gitmemek şartı. Herkes kıdem tazminatı alacak şekilde, hak ettiğini alacak şekilde bir düzenleme yapılabilir. Bizim amacımız bütün herkes kıdem tazminatı alsın.
Türkiye'de 15 milyona yakın sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı çalışan var arkadaşlar. 1 milyon 100 bin sendikalı. Daha %9 bile değiliz. Ve bunlardan da 300 bini kıdem tazminatı alabiliyor. Kamuda çalışanlar. Bakın 1,5-15 milyon kişiden sadece kıdem tazminatı karanti altında olan 300 bin kişi. Şimdi taşeronları da karanti altına aldık. Onlarla beraber 400-500 bin kişi. Ama diğer tarafta hiç kimse kıdem tazminatı alamıyor. Organize sanayinde çalışan binlerce kardeşimizin sendikası yok. Hiçbir güvencesi yok. 5 yıl çalışıyor, çıkıyor. Gel bakalım geriye tekrar asgari ücretten. Bakın bankaya kıdem tazminatını yatırıyorlar. Yanına bir memur veriyor. Kıdem tazminatını çekiyor. Yarısını işverene veriyor. Ertesi gün işe geliyor. Yoksa gelme diyor. Ne yapsın zavallı? 3-4 tane bebesi var. Gitmese işi gidiyor. Ve gidiyor o parayı tekrar oraya veriyor. Ama kahrından sabahlara kadar uyku uyumuyor. Bu problemi çözmemiz lazım. Eğer sendikacıysak bu ülkenin kanayan yarası kıdem tazminatını da çözmemiz lazım. İnşallah taşeronu belli bir noktaya getirdik. Kıdem tazminatını da çözeceğiz. Ama nasıl çözeceğiz? Hiçbir arkadaşımız kıdem tazminatında bir adım geriye hak kaybı olmayacak. Bankaya yatacak. Günü geldiği zaman, kendi istediği zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabilecek. Anamur'da sokak hayvanlarına sahip çıkılması ve toplumun dikkatini çekmek için etkinlik düzenlendi. İskele Mahallesi Dragon Park'a amfiteyatroda gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Türe, Anamur Bozyazı Haysev Dernek Başkanı Füsun Bayraktar, sanatçı Hüner Coşkuner, veteriner hekimler ve hayvanseverler katıldı. Hayvanseverler konuşmalarında onların da bu dünyada yaşam hakkının olduğunu ve korunmaları gerektiğini dile getirdi. Mersin'in birçok yerinde olduğu gibi Anamur'da da hayvan bakım yerlerinin yapımında Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın büyük desteği olduğunu söyleyen Başkan Türe, Anamur'da sokak hayvanlarının korunması ve bakımı için her türlü çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. Kedi ve köpeklerini etkinliğe getiren hayvanseverler konuşmalar sırasında onları bir an olsun yanlarından ayırmadı. Akdeniz Belediyesi ilçe genelinde yaptığı çevre düzenleme çalışmaları kapsamında mevsimlik çiçek dikimini aralıksız sürdürüyor. Mevsimsel farklılıkları gözetmeksizin ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarını program olarak devam ettiren Akdeniz Belediyesi, özellikle mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına yaz aylarının gelmesiyle birlikte hız verdi. Kendi fidanlığında ürettiği mevsimlik çiçekleri ilçenin dört bir yanına dikmeye başlayan ekipler Akdeniz'i rengarenk bir görüntüye bürüyor. Bütün mahallelerde bulunan park, refüj ve yeşil alanlarda kendi ürettiği mevsimlik çiçekleri kullanan ekipler son olarak Hal Huzur Kent Yeni Mahalle, İhsaniye ve Çamlıbel mahallelerinde mevsimlik çiçek dikimi yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Mersin'de köhne bir binada olumsuz şartlarda antrenman yapmalarıyla gündeme gelen tekvandocu kardeşler Huri Korkut ve Yağmur Korkut'un Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde antrenman yapmaya başladığını bildirdi. Mersin'de Akdeniz ilçesindeki bir binanın bodrum katındaki spor salonunda tekvando sporu yapan Huri Korkut'la Yağmur Korkut kardeşlerin nem ve rutubetten zorlukla nefes alınabilen, duvarlardaki sıvaları dökülen salonda büyük başarılara imza attığı ile ilgili haberin basına yansımasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Mersin'deki söz konusu haberin ardından şampiyon tekvandocu kardeşlerin çalışma ortamlarını ve şartlarını inceledi. İnceleme sonrası da daha önce sporcunun antrenörleri tarafından bakanlığa antrenman alanı ile ilgili hiçbir başvuru yapılmadığı için böylesi bir olumsuz tablonun yaşandığı sonucuna ulaşıldı. Sporculara daha iyi bir imkan sunmak için girişimde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde salon tahsis edildi. Antrenörü de değiştirilen sporcular Ercan Aldemir yönetiminde Edip Buran Spor Salonu'nda çalışmaya başladı. 10 yıl önce spora başlayan iki kız kardeş birçok uluslararası ve ulusal organizasyonda birincilik kürsüsüne çıktı. Bugüne kadar Avrupa şampiyonu, dünya ikinciliği, 9 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Huri Korkut'la Avrupa kulüpler şampiyonu, dünya ikinciliği, Balkan şampiyonu ve 3 kez Türkiye şampiyonu olan Yağmur Korkut, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi.